Akvaryumda azot döngüsü. Akvaryumlarımızda bazen ilk kurulumda yaşadığımız canlı ölümlerinin ve benzer olayların ana sebeplerinden biri yeterince oluşmamış bakteri popülasyonu ve buna bağlı olarak az sayıda bakteriyle tamamlanmaya çalışan azot döngüsü olayıdır. Yapılan en büyük hatalardan biri de akvaryuma kurulumla birlikte hemen balık eklenmesidir. Zaten amonyak kaynaklarından biri olan balıklar bakteri popülasyonu oluşmamış suya amonyak üreterek suyu amonyakça yoğun hale dönüştürürler. Kısaca balıklar bu durumda kendi kendilerini zehirlemiş olurlar. Suyun oksijenli bölümlerinde yaşayan azot bakterileri burada devreye girer. Bu bakteriler amonyağı nitrite, nitriti de nitrata çevirirler. Bu bakterilerin olmadığı ve çoğalmadığı sağlıklı bir akvaryum düşünülemez. Azot bakterilerinin balıklar gibi istedikleri sıcaklık, pH gibi önemli değerler vardır. Amonyağı nitrite çeviren bakterilere Nitrosomonas, nitriti nitrata çeviren bakterilere ise Nitrobakter adı verilmiştir. Bu bakteriler de birer canlıdır. Amonyağı kullansalar dahi fazla amonyak bu bakterileri de öldürür. Klor ve balık hastalıkları ilaçları gibi kullanılan kimyasal maddeler bu bakterileri öldürür. Azot bakterileri suda yüzen bakterilerden değildir. Bir bölgede öbeklenerek suyu süzerler. Dolayısıyla azot bakterilerinin suyu süzme işlemini gerçekleştirebilmesi için bir takım yardımcı malzemeler kullanmamız gerekir. Substrat, lav taşı kırığı, sporax gibi bakterilerin yuvalanıp üreyebilecekleri malzemeleri filtre sistemleri içinde kullanmamız gerekir. Bu bakteriler camlarda ve kumda da gruplanır. Ancak kum ve cam gibi bölgeler değişken yüzeyler olduğu için bakteri yoğunluğu yeterli olmayabilir. En uygun malzemeler küçük gözenekli ve ufak yapıdaki malzemelerdir. Yeni kurulumda azot bakterilerinin oluşması için birkaç yol izleyebilirsiniz. 1. Başka bir akvaryumda substrat ya da benzer bir malzeme alarak akvaryumunuzdaki filtreye aşılama yapmak. Yani dışarıdan aldığınız bakterili malzemeyi filtrenizdeki yeni malzeme ile birleştirmek. 2. Bakteri kültürü kullanmak. Firmaların satışını yaptığı sıvı bakteri kültürlerinden de kullanarak bakteri oluşumunu hızlandırabilirsiniz. 3. Akvaryuma kurulumdan sonra bir adet balık atmak ve bu balığı düzenli yemlemek. Ancak bu yöntemde de balık sayısını yavaş yavaş arttırmak gerekir. Çünkü az balık dolayısıyla az amonyaktır. Azot bakterileri amonyağı kullanarak kendi besinlerini üretirler ve beslendikçe üremeye yönelirler. Gerekli miktarda amonyak ve nitrit bu bakterilerin çoğalmasına sebep olur. Ancak azot bakterileri yavaş çoğalır. 18-20 saat içinde mevcut sayısını 2'ye katlayabilir. Dolayısıyla bakteri sayısı az olduğunda fazla amonyak bu bakterileri zehirler. Eğer bu yöntem tercih edilecekse bile bir amonyak testi alarak takip halinde ilerlemek ve balıkları test sonuçlarına göre eklemek en doğrusudur. Şimdi konuyu tekrar açıklayalım. Azot döngüsü iki farklı bakteri türü tarafından yürütülmektedir. Bu bakteriler amonyağı nitrite çeviren Nitrosomonas adlı bakterilerdir. Biriken nitriti de Nitrobakter adlı bakteriler nitrata çevirir. Bu iki bakteri türü amonyak ve nitriti besin olarak değil, besinleri yakmak için kullanırlar. Her iki bakteri türü de oksijenli ortamda yaşarlar. pH'in 6 değerinin altına düşmesi nitrifikasyon işlemini yavaşlatır. Peki son aşamada nitrata ne olur? Nitrat da anaerobik yani oksijensiz ortamda yaşayan bakteriler tarafından denitrifikasyona uğrar. Bu bakteriler sayesinde fazla olan nitrat azot gazına dönüşür ve atmosfere karışır. Aslında bu döngü devamlı şekilde kendini tekrar eder. Akvaryumlarımızda anaerobik bakteriler için oksijensiz alanlar yaratmalıyız. Bu alanlar zemindeki kum ve filtre içinde kullanılan bazı malzemeler olabilir. Oluşturduğumuz ortam sayesinde bu bakteriler çoğalır, azot döngüsü sistem işlediği sürece devam eder.